Evet değerli köy TV izleyenleri, süperaktif zira ilaçlama makinelerinin sunduğu fuarımız tüm üzere devam ediyor. Ve şu anda ev sahibi bir firmadayız. Rema Tarım'dayız ve yanımızda firmanın satış pazarlama müdürü, yönetim kurulu üyesi Sayın Adem Erdoğan Bey var. İzmir fuarında da birlikteyiz. Bakalım İzmir fuarından buraya ne gibi değişiklikler var? Bölgede ne gibi çalışmalar yapıyor kendi çapında? Adem Bey merhabalar, programa merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ev sahibisiniz. Evet. Söylemek istersiniz. Yani fuar beklediğimizden iyi gelişiyor. Daha biraz daha kalabalık yani artık standımız. Burada biz bütün ürünlerimizi koyduk. İmalat ettiğimiz ürünler, ithalat ettiğimiz ürünler, yurt içi çalıştığımız ürünleri koyduk. Gördüğünüz gibi yani standımız canlı. Biz memnunuz. Hamdolsun iyi yani. Peki Adem Bey, şöyle öncelikle bir Rema Tarım'ı tanıyorum. Sonra ürettiğimiz ürünleri, distribütörlü yaptığımız ürünlerle şöyle yavaş yavaş gidelim isterseniz. Rema Makine Tarım 2004'te kurulmuş olup çeşitli imalatlarla, küçük imalatlarla başladık. Daha sonra ürün yelpazemizi genişlettik. Ceviz soyma makinesi, ceviz silkeleme makinesi. Şu an kurutma için bir çalışmamız var, küçük üretici için. Yani adamın 5 dönüm arazisi varsa onun için bir çalışmamız var. Büyük makine değil. Büyük makinenin büyük derdi oluyor. Cevizin kırılmaması lazım. Biz hani büyük bir üretici için bile küçük makinelerle iş yapmasını tavsiye ediyoruz. Bir tonluk bir ceviz soyma içinden 50 kiloluk bir kırık hasarının oluşmasına sağlıyor. Bu da adama zarar veriyor yani. Kazancının düşmesini sağlıyor. Yani zarar. %1'e düşmesi lazım zararı adamın. Yani %2'ye düşmesi lazım. Öngörülen zarar bu yani. Şöyle makinenin teknik özellikleri nelerdi? Biraz bahseder misin? Ceviz soyma makinamız 30 litreden başlıyor. 150 litreye kadar gidiyor. Kullanım rahatlığı var. Yani Türkiye'nin her yerine ceviz soyma makinesi verdiğimiz için adam kullandığında oluşabilecek sorunlarda hani servis garantim var diyen adam yalan söylemiş olur. Çünkü 81 vilayete servis garantisi veremez. Bunun için adam kendi el çabalarıyla makinenin tamiratını kolayca sağlayabilmeli. Biz bunu öngörüyoruz. Makinamızın rende aşındırıcılığı sistemi civatalı. Gömlek. İçindeki gömleği adam yarın yıprandığında 5 yıl sonra gömleği söküp kendisi değiştirebiliyor. Malzemeyi gönderiyorsunuz direkt. Çiftçi kendi iş gücüyle bunu yapabiliyor. Öbür türlü adam makineyi komple kargo ile bize gönderecek. Biz ona göndereceğiz. Zaten bir kargo masrafı 400-500 lira. 4-5 günde yolda gidecek, iş aksayacak haliyle. Zaten sezon geldiğinde adamın kullanacağı bir hafta, iki hafta. Evet. Makine arızalandığında onu kullanamadıktan sonra bir makine daha mı almaya gidecek adam? Bunu kullanabilmesi lazım yani. Onu demek istiyorum. Ceviz soyma makinesinde biz bütün muadillerden bakarak ortak sorunlarının hepsini çözüm sağlayarak imalatı yaptık. Devir ayarı koyduk. Çünkü ceviz hassas bir şey. Dış kabuğu kırılmaması lazım. Kırılmadan soyması lazım. Onun için mücadele ettik. Biz memnunuz makinamızdan. Makinede devir ayarı yapmanız çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi farklı tür cevizler var. Kiminin kabuğu çok ince ama yerli üretim. Eski cevizler de var. Bunlar kalın. 100 tane marka ceviz var. Evet. Yani Chatler'ı, Chevy, Kaman. Yerli ceviz, çetin ceviz, Oğuzlar var, Bursa var yani çeşit çok. İnegöl var, ayrı ayrı markalar var yani. Bunun hepsinin kabuğunun aynı olma şansı yok. Kabuğu sert olan da var. Devir hızlandırman gerekiyor. Artık makine hızlanması lazım. Kabuğu daha fazla ovarak yapması lazım. Bazı cevizlerin kabukları kendi ayrılıyor. Burada cevize zarar vermemek lazım. İçine su almadan hızlı şekilde, en hızlı şekilde soyma gerekiyor. Bunu sağlamak lazım. Yani bunu çiftçilerimiz hani yanlış anlama artık bizi işte işi bizden daha iyi biliyor yani. Bunu artık makineyi kullandıkça görecekler. Piyasada sırf makine satmak için imalat yapan arkadaşlar var. Fason imalat yapan arkadaşlar var. Burada isim vermeye de gerek yok. Hani biz işimizi biraz daha ciddi yapmaya çalışıyoruz. Yılda 1000 tane makine satmak değil amacım. Yılda 200 makine satayım ama işimi severek düzgün yapayım yani. Amacım bu. Başka bir şey değil yani. Peki Adem Bey, standımıza baktığımızda yem kırma ve ot parçalama makineleri de var. Evet. Biraz da bunlardan bahsedelim. Böyle bir makine imal etme isteği oluştu. Yani sürekli bize soruyorlar hani yem kırma ve ot parçalama, böyle bir talep geldi. Biz de düşündük, değerlendirdik hani nasıl bir şey yapabiliriz diye.
yem kırma var. Ayrı ot parçalama makinesi var. Adam 2500 lira birine verecek. 2000 lira birine verecek. 5000 lira masraf yani. Böyle bir şey düşündük. 4 beygir motor bağladık. Güçlü bir motor bağladık. İçine 5 milim kalınlığında bıçaklar koyduk 6 tane. Ve de arpa, buğday, adam ekmek üyütebiliyor. Mesela bayat ekmekleri üyütebiliyor. Sılajlık mısır üyütebiliyor aynı zamanda. Paket saman var. Hayvanın önüne komple koyuyor. O da hayvan yarısını dışarı atıyor yani. Yiyemiyor. Sonuçta, yem arıyor. Sonuçta hayvanın eli yok yani. Onu bölme şansı yok yani. O yüzden yarısı dışarı zayiat oluyor yani. Ama üyüttüğü zaman böyle küçük küçük hale getirdiği zaman basitçe hayvan zayiat etmeden yemiş oluyor. Şu var yani, bu makinenin önemi şu: Türkiye'de biliyorsunuz büyük çiftlikler çok değil. %10'la %15. Tabii daha ki. Çok kırsal ki yani 5 tane 10 tane hayvan olan %80'i bununla geçiniyor. Bunlar için ideal bir makine. Bu makine çok ideal bir makine. Bir de makinenin yaptığı işlev çok. Ezme hariç hepsini yapıyor yani. Çünkü zaten bir kuzu için mesela üyütmeyi severler. Mesela dana için ezmeyi öngörürler ama bir kozu koyun için kırma daha faydalıdır. Biz içine 3 çeşit ebatlı elek koyuyoruz. 5 milimden 40 milim delik çapına kadar. Bu da yani adam ne kadar ebatta isterse kendine göre. Baktı küçük oluyor, büyük ebatlı eleği bağlayacak. Olayı çözecek yani. Bu kaç makinenin görevini yapıyor Adem Bey? Vallahi ne diyeyim ya, 5 makine desem yeridir yani. Yani, yani. 2 makine değil yani. Ya sadece 2 makine değil yani. Üretimde olan dikkatimi çeken file dikim de var. Yani file dikim dönemi de geliyor. Evet. Hobiciler için yeni bir sezon başlıyor. Gerçi şekile bakınca böyle bazukoya da benziyor ama. Biraz da bundan bahsedelim. Dikkatimi çekti standı. Yani file dikme makinesini de düşündük. Talep geldi birkaç bize. Yapalım dedik. Bir deneme yaptık. Başarılı olduk gayet. Biraz da fiyatına uygun tuttuk yani diğer muadillerinden. Çiftçi rahatça kullanıyor yani. Adam domatesini, biberini. Ben kendim çapayla döküyorum. Yarısı tutuyor, yarısı tutmuyor yani. Bunda tutmama olayı yok yani. Yani. Peki distribütörlü olduğumuz firmalar nelerdi? Biraz daha bundan bahsedelim son olarak. Distribütörlü olduğumuz Semak Makina. İthal AŞ. Yani Hyundai'nin bölge bayisiyiz. Ciddi şekilde. Honda var. Honda, Kawasaki, Benza, Flex, zeytin hasat makinesi. Bu sene zeytin biliyorsunuz yani ciddi şekilde patlama yaptı yani. Müşterinin kafasında sürekli şu vardı. Acaba filiz döker mi? Ağaca zarar verir mi? Gelecek seneki hasatında sorun olur mu? Bunu açtık artık yani biz. Hala bazı müşterilerimiz diyor ama müşterimiz de haklı. Biz onu yadırgamıyoruz. Çünkü adamın gelir beklentisi bir tek o. Yani oradan para kazanacak o adam. Başka bir para kazanma şansı yok. Amir memur değil yani. Adam oradan zeytinden para kazanacak. Başka da bir gelir beklentisi yok yani. Biz kesinlikle orada yadırgamıyoruz müşterimizi. Bizim amacımız elimizden geldiğince anlatmak. Biz zamanla bize daha fazla değer vereceklerini biliyoruz yani. İşimizi kesinlikle düzgün yapmaya çalışıyoruz. Sorun yaşadığım makineyi ben müşterinin üzerinde çözmüyorum. Yani yaşadıysam o makineyi alıp hemen yerinisini verip o makineyi biz kendimize mal ediyoruz yani. Müşteriye zarar vermiyoruz yani. Adam mesela makineyi aldı, memnun değil mi? Alıyoruz o makineyi direkt. Hani kesinlikle adamı zarar vermiyoruz yani. O şekilde yaptığımız iş. Adem Bey, son olarak buradan köylüye, çiftçiye, köy tüyü aracına mesaj nedir? Rama makine. Bizi takip etsinler. Beklentimiz bu yani. Biz işimizi severek yapıyoruz. Çiftçilerimize amacımız zarar vermek değil yani. Onların beklentilerini karşılamak. Çünkü onlar sayesinde biz varız. Onlar kazanırsa biz kazanacağız. Beklentimiz bu yani. Her şey para değil yani. Önce birbirimize karşı saygılı, sevgili olmak zorundayız yani. Çok teşekkürler. Hayırlı, bereketli hasatlar. Sağ olun.